Ben 1976 Kastamonu doğumluyum. 1997'den beri İstanbul Zeytinburnu'nda erkek kuaförlüğü yapıyorum. Ayrıyeten bunun yanında ahşap ata sanatıyla uğraşıyorum. Hem müşterilerime tanıtıyorum, hem de müşterilerime hediye veriyorum. Ahşabın merakım küçüklükten başladı. Dede sanatı diyebilirim. Daha evvelden dedem memlekette bıçak sapı, keser sapı, buna benzer küçük oymalarla uğraşırdı. Ben de ona yardımcı olurdum. Oradan bu tarafa gelen bir geleneksel bir ahşap sevdası var. Akıl kuvvetten üstündür. Dürüstlük en büyük sermayemizdir. İnanmak tedavinin yarısıdır. Buna benzer birçok sözler var. Yani hepsi birbirinden üstün. Hepsinin ayrı bir özelliği, ayrı bir yeri var. Ki bu, biz de onların üzerinden hareket etmeye çalışıyoruz. Ayrıyeten müşterilerimiz de mesela okula giden gençlerimiz var. Hepsi ayrıyeten onların üzerinden bir örnek alıyorlar. İleriki hayatlarında onları örnek alaraktan hareket ediyorlar. Ayrıyeten derslerinde de onları kullanıyorlar. Güzel bir durum oluyor. Ben de tabii ki ister istemez bir takdir alıyorum. Seviniyorum. Yeter ki gençlerimiz atasözleriyle yetişsin diyerekten seviniyorum ya. İyi bir güzel oluyor yani. Gençlere şunu söylemek istiyorum. Her işi olanın bir meşakkati olması lazım. Yani herkesin elinde mutlaka bir hüner vardır, bir beceri vardır. Mutlaka o beceriyi, o cevheri çıkartıp güzel şeyler yapsınlar. Yani buna benzer unutulmaya yüz tutmuş ata sanatımızı gün yüzüne çıkarsınlar. El becerilerini ortaya döksünler. Gelecekte de onlar için çok iyi bir rehber olacağına inanıyorum. Tavsiyelerim bundan ibarettir. Yani fazla da sosyal medyaya gençlerimiz mesela takılması, internet, telefon, buna benzer şeylere, oyuna takılacakları yerde bunun gibi benim yaptığım ata sanatıyla alakalı bu şekilde böyle çalışmaları devam ettirebilirlerse çok memnun oluruz.